Geçenlerde bir hastane skandalı patladı, hatırlarsınız. Bir tane hanımefendi kendisini doktor diye tanıtıp bütün kurumları, doktorları, herkesi kandırıp hastanede doktor olarak işe başladı. Skecimizde de bu soruyu sormak güzel olacak. Skecimizin adı Hastane. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. İşte polikliniğimiz burası. Ay Müjdat Bey, vaz mı geçsek? Ben sekreterliğe başvurdum, beni doktor yaptınız. Ben ne yapacağım? Ben doktorluk yapamam. Canım yapan biliyor da mı yapıyor sanki ya? Boş ver. Sıkıntı yok. Evet. Biliyor da yapıyor. Yap. Senin bak diplomanı bile astım. Tamam artık doktorsun. Bitti. Ay keşke asmasaydınız. Ben 2 yıllık okudum ama belli olur. Ya kim bakacak kızım oraya, gelecek diplomaya kim bakacak yani? Hem zaten yani doktor olabilmek için 4 yıl tıp okumaya gerek yok. Evet, 4'e gerek yok. 6 yıl çünkü tıp. Tıp 6 yıl mı ya? Hı hı. Allah Allah. Ne saçma. 2 sene öğreneceğini öğren, 4 sene sonra gest olsun. Bak şimdi şöyle yapacağız. Gel buraya otur. Şimdi hastaların falan gelecek. Şikayetlerini söyleyecekler. Şikayetlerini anlatırken böyle... Hı hı, hı hı, hı. Böyle şeyler dinleyeceksin. Hı. Tamam mı? Sonra şikayetini anlatırken bir yerde kesiyorsun. Hı. Sonra diyorsun ki stresten, psikolojik ya da genetik. Sonra bir ilaç yazıyorsun. Yolluyorsun, devam ediyorsun. Doktorluk bu zaten. Bitti. Ay. Ya tamam, ben bir şeyler hazırladım. Mesela gözlük taktım, daha zeki görüneyim diye. Boş bu. Şey süper. Süper. Aynen. Süper. Ama bu kadar. Gerçek doktor mu bulsanız acaba ya? Ha? Memlekette doktor mu kaldı? Şimdi şöyle yapıyoruz. Asgari ücretten çalışmaya başlıyorsun. Maaş artışlarını konuşuruz. Şey Müjdat Bey. Bari şey yapmışken, askerinin bir tık üstü olsa. Biz normal doktora bile o kadar para vermiyoruz ya. Ha. Lütfen. Ayrıca o askeri değildir, asgaridir. Cahilim işte, bilmiyorum cahil dedim size. Tamam, birazdan hastalarım gelmeye başlar, kolay gelsin. Of, tamam. Doktor hanım. Merhaba, şey doktor hanım, beni dahiliyeye yönlendirdiler. Hı hı. Kim? Ebem. Oo, yani sabah küfürle başladıysak öğlene dayak yeriz. Ne alakası var? Kadın doğumdaki ebem dahiliyeye yönlendirdi. Ha, öyle. Evet. Tamam. Buyurun test sonuçlarım. Hı, tamam, şey yapayım. Hı. Ne yapıyorsunuz? Yok bir şey yok, tamam. Siz hamile misiniz? Nereden anladınız? Burada yazıyor. Orada Halime yazıyor. Ben, adım o benim. Ha. Pardon, gözlük evet. Şey. Ha, o zaman hamile değilsiniz. Hamileyim. Ay sen de bir karar ver, hamile misin değil misin? Yani tamam, bir test sonuçlarımı söyleseniz de içim rahatlasa nasıl? Test sonuçları? Maşallah, hepsinden yüksek puan almışsınız. Çok iyi. Çok yüksek iyi mi? Ha? Ama ben 7 aylık hamileyim. Bir şey olmasın, bir tansiyonumu falan ölçün. Kötü oldum. Ben mi? Evet. Burası dahiliye değil mi? Tansiyon da mı dahiliye dahil? Evet. Tamam. Şey yapayım. Ne? Keşke dahiliyeyi seçmeseydim. Zormuş ya bu. Ya onun için biraz geç kalmadınız mı? Yok kız, 10 dakika önce karar verdik. Anlamadım. Ay, tamam, yok bir şey. Sen yüzüstü uzan. Yüzüstü nasıl uzanayım çocuk? Tamam işte, yani yat, bir şey yap. Oh. Ben şey yapacağım. Tansiyon nasıl ölçülür? Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlık Olsun kanalına hoş geldiniz. Tansiyon ölçmek için ihtiyacımız olan şeyler. Öncelikle bir kol ve bir adet tansiyon aleti. Tansiyon aletini ağzınızla şişirmeye çalışıyormuşsunuz. Çok yanlış. Burun ucunda bir tane... Ya ne yapıyorsunuz? Sus! Karışma doktorun işine! Sen kendin internetten bakıp teşhis koyunca bir şey olmuyor değil mi? Koy. Seninki zaten stres, psikolojik, genetik bir şeyler. Sarmadınız bile kolumu. Tamam. Bari içinden geçirin. Geç, geç. İçinden geçir. Geçirdim. Allah'ım yardım. 3+1. 3+1 ne ev gibi? Tamam, tamam. Dur. 103.10. Radyo frekansı mı bu hanımefendi ya? Ay ne bileyim, bir dur. O 10'a 9 olur mu? 13'e 9, 2 falan. Ya bir de bana mı soruyorsunuz ya? Ama sen böyle sinirlenirsen tansiyonun da çıkar, her şeyi fırlar. Geç sen şöyle otur. Şey yapalım, sakinleş. Ben şu videoyu bitireceğim ya. Cidden tansiyonum çıktı. Oh.
Doktorum kolay gelsin. Hiç kolay değil vallahi şey. Ne var? Yalnız doktor hanım bana bakıyordu. Evet doktor hanım haklısınız, siz ona bakmaya devam edin çünkü güzele bakmak sıhhattir. Üstüme iyilik sağlık ya. Amin. İnşallah iyileşir bir an önce gidersiniz. Şey sizin ne vardı? Benim 1,5 Adana acılı olsun. Ya bu böyle mi sorulur Allah aşkına ya? Öksürüyorum ben kaç gündür şiddetli, 2 gündür öksürüyorum. Neden? Ne bileyim neden? Allah Allah. Bana mı soruyorsunuz? Bir ciğerim filmime baksanız anlaşılır. Ha ciğer. Ya ben erkeklerin ciğerini bilirim beyefendi. Yani siz öyle azıcık grip olursunuz, sonra yataklara düşüyorum, ölüyorum falan. Bir şey yok senin. Ya nasıl bir şeyim yok ya? Çok kötüyüm diyorum ya. Allah Allah. Tamam ne çekeyim ben? Ne yapayım ki? Neyim, neyi çekeyim? Allah'ım ya, bir dakika. Daha o kadar ölmedik, ne yapıyorsunuz? Tamam, tamam. Ah, gel, gel. Bu artık teknoloji çok şey oldu. Bak, bak hiçbir şeyin yok. Bak, buna bir de ben şop yaparım. Hiçbir şey kalmaz. Ya hayatımda ben böyle bir tedavi etme yöntemi görmedim. Aha çok iyiyim diyeyim, gideyim mi şimdi? Allah Allah. Ne olursunuz bir sırtım falan dinleyin bari ya. Bak sen demeden ben diyecektim onu, şey oldu. Önce dinleyeyim ben onu. Buyurun lütfen. Şey yapayım. Öksürün. Ha, açın sırtınızı. Açayım, açayım. Hadi buyurun. Aa, bir şey bakmayayım bir şey. Merhaba. Ha. Ha, bir dakika. Şey yapalım. Asiye Özen. Ha, benim. Siz dinleyin kendinizi. Nasıl? Nasıl ya? İnsan önce kendini dinlemeli beyefendi. Bir şey olamaz. Size bir çelenk var. Aa, ilk iş günüm ya benim. Fakültemizin gururu. Tıp fakültesinden göndermişler. Tıp. Tıp. Yalnız gönderende Ahsen Özen yazıyordu. Tıp diyorum. Tıp. Tamam abla. Tıp kardeşim. Tamam ya. Tamam. Ya ben hazır gelmişken buraya benim başım ağrıyordu da neden olur acaba? Ha, bir çıkar kaskını bakayım. Aa senin 3 aylık ömrün kalmış. Nasıl ya? Gerçekten mi? Ya 3 aydır ağrıyordu. 3 ay önce gelsem erken teşhis kurtarabilir miydik? Yo o zaman da 6 aylık ömrün kalmış derdi. Ah be! Ah ya ne zamandır piyano çalmak istiyordum. Bari gideyim son günlerimde piyano çalayım. Hanımefendi ne yaptınız? Adamı ağlattınız. Ay ne yapayım? Gerçekleri söylemeseydim de tık diye gitse miydi öyle? Sen dinledin mi kendini? Dinledim de hiçbir şey anlamadım. Garip garip sesler geliyor. Anlamazsın tabii doktor değilsin. Öksür. Öksürme. Öksür. Öksürme. E tamam sen iyisin bir şey yok. Nasıl bir şeyim yok ya? Ben niye öksürüyorum? Öksürüyorum sürekli. Ama öksürme deyince de öksürmüyorsunuz. Tamamen siz işi bırakıyorsunuz canım. Allah'ım sen sabır ya. Doktor hanım bana bir ilaç yazın, verin gideyim ben ya. Tamam, illa ilaç istersiniz zaten. Ne isteyeceğim başka? İlla ilaç. Al, al. Dediydi zaten bana. Ay. Şey. Portakal? He, C vitamini işte. Ye, geçer. Bir dakika ya. İnci gibi okunuyor bu. Siz bayağı yazıyorsunuz siz. Gerçek doktor değil misiniz? Ne alakası var canım? O ön yargılarınızdan kurtulun. Yani güzel yazı kursuna gittim ben. Allah Allah. Ya Allah aşkına bana yalandan bir grip ilacı yazın da ben gideyim. Ne olursunuz ya. Grip ilacı. Grip ilaçları nelerdir? Tıbbın geldiği son nokta com. Burada olur. Ay. Kolay gelsin ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hanımefendiden önce ben varım yalnız. Beyefendiden önce de ben varım. Aa, ama lütfen 65 yaş üstü şeyimiz, önceliğimiz var. Ne 65 yaşı canım? Ben daha 64'ümden yeni gün aldım. Yürü git lan o zaman. Ne dal diye giriyorsun içeri? Allah Allah. Ay ne yapıyorsunuz teyzeciğim? Buyurun tamam geçin önüme. Buyurun. Ay sağ ol ya. Çocuğum senin de önüne geçsem olur. Ben çok yaşlıyım biraz sana ne yapayım? Ya tamam tamam teyze vicdan yapma, yaptırma. Geç, geç tamam geç. Bir de hastanede sıra gelmiyor derler. Ne bir alaka ya insana mankör. Tamam teyze senin neyin var? Ay neyim yok ki benim ya. Benim kalbim var, tansiyonum var, şekerim var, kolesterolüm yüksek. Aha bölüm sonu canavarına denk geldi. Ne canavarı kız? Ay yok bir şey teyzeciğim. Turp gibisiniz diyorum. Kız nerem turp gibi benim? Ya işte turp gibisin. Toprağın altında olman lazım. Çok acıdı oldum, çok acıdı oldum. Ama kadının yüzüne öyle söylenir mi? Sana ne be? Benim de tedavi şeklim bu. Gülmek iyileştirir. Ay sen de git bir doğur da bir şu sinirini at be. Ben olayı kişiselleştiriyorum ve sizden nefret ediyorum.
Ben de olayı hanımefendileştiriyorum ve sizden nefret ediyorum. Hadi orada be. Öf. Ya ne diyeceğim? Doğum uzun sürer. Şimdi önce sen bana bahsat. Sen söyle, neyin var senin? Ben çok sık tuvalete gidiyorum. Bende nefrolotoriz olabilir. Ha, yanların ağrıyordur yani. Yok, problem böbreklerinde. Sen bana bir ürografi çeksen iyi olur. Ha, damar damar üstüne mi geldi yani? Kızım, benim problemin renal bir problem. Ha, böğrün mü ağrıyor, ne? Ya kadın tıp dilinde konuşuyor, niye anlamıyorsunuz? Ben senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Böbreklerinde taş var, taş. Öyle desene. Öyle desene o zaman. Ne uğraştırıyorsun beni? Tamam, iki egzersiz yap, zıpla, o gider düşer. Ha. Şey, tabii, onunla olmaz, ilaç yazmam lazım. Ha, tamam, o da olmaz. Direkt ameliyat alacağız. Ne, ne? Daha ne dememi istiyorsun? Ya ben öksürüyorum size. Mesaj vermeye çalışmıyorum. Hastayım ben. Ha, pardon. Çok öksürüyorsan akut korize olabilir. Ya sen benim mesleğimden mi edeceksin? Sana ne? Doktor, ben, gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ay, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Ben hazır ederim kendimi. Siz söyleyin lütfen. Yok, bilemiyorum. Aykut Kruj neydi? Oho, teyze senden daha iyi biliyor ya. Ya canım benim, tabii ki ben daha iyi bileceğim. Ben 20 yıldır hastanelere gide gide çoğu doktora taş çıkarttım, anladın mı beni? Hatta böbreğimdeki taşı da çıkarttım, çıkartacağım o derece yani. Tamam, sizi çözdüm ben. Seninki böbreklerinde taş var. Şey, psikolojik. Senin öksürüğün stresten. Senin hamilelikte genetik. Genetik böyle ne hayatımda demek? Hayatımda tespit ya duydum. Gerçekten Allah aşkına ya. 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 Herkes genetik rahatsızlığı var. Rahatsızlığı var. Aa! Sancı başladı. Aa, bebek geliyor galiba. Geliyor mu? Olmuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Doktorsunuz, müdahalesiniz de. Ama doğum katı üst katta, ben şey yapamam ki. Aa, patrulet başladıysa yetişmez. Patrulet mi? Bana bak. Sen biraz biliyorsun gibi. Sen ebe ol, tamam mı? Ebe. Nereye gidiyorsun? Nereye? Allah Allah. Müdahale süre. Ne yapıyorsun? Korkut derler. Ya hıçkırık mı bu? Nefesini tut. Yukarı bak, yukarı bak. Ya kızım, o da hıçkırık. Ya bak, hıçkırık olsa düzelecekti demek. İnanılmaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya ne oluyor burada? Ne oluyor? Sesiniz sağ aşağılara geliyor. Müjdat Bey, ben ne dedim size? Gerçek doktor bulun dedim. Erken doğum başladı. Kadın ne yapacağım ben? Erken doğum mu? Ya seninki kaç aylık? 7. Tamam, yeterli. Şu sedyeyi bir uzandıralım. Şunu ben yapacağım ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Merak etme. Ben yanındayım. Ben yanındayım. Merak etme. Benim. Hayatım, ben yanındayım. Hayatım. Hayatım ne? Hayatım ne? Ya filmleri görüyorum. Gaza gelir. Şimdi bana bak, bana bak. Derin bir nefes al. Evet. Derin bir nefes al, al. Evet. Ay, nefes bir şey oldu. Ne oldu? Aldın mı nefes? Bak, bir hareketimle düzeltiyorum. Ana, göbeğe büktü. Nasılsın? İyiyim, geçti. Geçti, gerçekten iyi. Ya bir şey tamam. Yok, yalancı sancı bu. Tamam, tamam. Hallettik. Hallettik. Neyi hallettik? Hallettik diyor bir de. Sen kendini halletmiş gibi. Kadın yaptı burada her şeyi. Terbiyesizler. Az önce siz gerçek doktor olsa falan filan bir şey dediniz. Siz sahte doktor musunuz? Ne alakası var beyefendi? Diploması asılı orada işte. Nerede o diploma? Orada. Bakacağım ben ya. Bakmayın. Bakmayın. Beyefendi bak. Allah sizi kahretmesin ya. Doktoru sahte yaptınız, bari bunu değiştirin. Burada su ürünleri yazıyor. Ama insanın %70'i sudur. Buyurun. Ya siz hiç utanmıyor musunuz? Aa, tıpta utanma olmaz. Ya biz size de güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Kardeşim. Alın işte, sizin yüzünüzden ben dedim size. Ya kimine sövdünüz gitti, kimini dövdünüz, tartakladınız gitti. Ne yapsaydım yani? Su ürünleri mezunu gelip birini hastanede çalıştırsa mıydım? Öyle yapmışsınız zaten. Aklıma ilk geleni yapmışım demek. Allah Allah ya. Allah Allah. Bravo ya. Allah Allah. Gerçekten. Bu doktor var ya, iyileştirmekten çok hasta eder insanı. Evet. Şikayet edeceğiz sizi. Duydunuz mu? Evet sizi. Ya inanmıyorum size ya. Yeter artık. Ben istifa ediyorum. Yurt dışına gidiyorum. Ya bravo ya. Sahte doktoru bile küstürdünüz. Bravo. Bravo. Sizi yetkili merci... yetkili merci... şikayet edeceğim. Çocuk da sinirlendi galiba. Haklısınız. Birlikte şikayet edelim hanımefendi. Çok haklısınız. Ben diyorum ki çok iyi bildiğim bir hastane var. Birlikte birer serum yer miyiz? Ya ne münasebet? Evli misiniz?
Sizce? Ya ne bileyim, yalancı gebelik olabilir. Öyle yalancı gebelik mi olur? Gaz olabilir mi? Tutmuş olabilirsin. Size kim verdi ya bu yüzü? Nereden çıkarıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? Az önce el eleydik ya. Lan doğuruyorum sandım. Terbiyesiz adam. Aa, terbiyesiz. Aa. Ya şey, gebelik ya, hormonlar sıkıntılı. O yüzden böyle oluyor. Geçmiş olsun. Ben mi bakayım? Ben de gideyim de kendime bir endoskopi yapayım. Durun, durun. Teyzeciğim, durun. Yaptığınız müdahaleden anladım. Siz bu işten anlıyor gibisiniz. Anlarım tabii. Ben tekrarlarıyla birlikte 3000 bölüm doktorlar izlemiş kadın. Evet. O zaman size şöyle bir teklifim var. Asgari maaş karşılığında burada doktor olmaya ne dersiniz? Sen şimdi bana asgari maaş karşılığında doktor olmayı mı teklif ediyorsun? Tam anlamıyla onu teklif ediyorum. Ne dersin? Benim sana bir teşhisim var. Buyurun. Set korobolo glorio. Yani? Şerefsiz. Dur dur Ela. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be. Gerçekten. Güzel bir günümüzdeyiz arkadaşlar. Çok formumuzdayız. Harikaydı. Herkesin sahnesi ayrı ayrı çalıştı ama biricik doktorumuz Cemile. Alkışlarla Zile gidiyor. Yine çok güzel şakalar vardı da şu turp şakası çok iyiydi ya. Değil mi ya? Çok güzel. Yerin altında. Bir anda böyle girdim. Onu seni mi buldu? Evet. Bir anda öyle giresim. Hiçbir provada yapmadım öyle bir şey. Böyle giresim geldi. Bir insan içinden niye öyle bir şey giriyor? Bilmiyorum. Ya bir role girince, yani bir tanıdığın biri öyle mi yürüyor? Bir şey mi öyle bir şey diyor? Yok, böyle öyle yürümek istedim ya. Enteresan bir şekilde. Ya artık normalde de öyle yürürsen ne yapayım? Seversen de olur. Bir anda içimden. Bir anda böyle. Çok güzel gider. Devam ediyor artık.